Hamaset deseniz tamam. Bağırma çağırma deseniz tamam. Meydan okuma deseniz hepsi var. Bakın. Ege'de egemenliği tanımlanmamış, egemenliği tanımlanmamış ve Yunanistan'a bırakılmamış 16 ada var. Bizim adamız. 16 adamız şu anda Yunanistan'ın işgali altında. Şimdi ben Sayın Binali Yıldırım'a Trabzon'dan gayet net, gayet açık bir soru soruyorum. Siz milliyetçiyseniz, bu ülkenin her karış toprağını savunuyorsanız, ben düşmana bir çakıl taşı dahi vermem diyorsanız, bu 16 adayı Yunanistan'a hangi gerekçeyle siz teslim ettiniz? Hangi gerekçeyle bizim bu adalarda bayrağımız değil de Yunanistan'ın bayrağı dalgalanıyor? Bir Allah'ın kulu çıkıp bana bunu anlasın. Bir Allah'ın kulu çıkıp bana anlasın. Milliyetçilik diyorlar. Dünyaya meydan okuyoruz diyorlar. Ya bıraktım dünyayı kardeşim. Burnumuzun dibinde horoz öttüğünde biz duyuyoruz. Burnumuzun dibindeki adalara geldiler, bayraklarını diktiler. Soruyor arkadaşlarımız komisyonda, bakana soruyorlar. Bu adalar bizim mi? Bizim diyorlar. E Yunanistan işgal etti. Efendim biz onlarla istikşafi görüşmeler yapıyoruz. Ne görüşmesi kardeşim? Adam gelmiş burnun dibine, sen hala ben onlarla görüşme yapıyorum. Ne demek görüşme? Benim toprağım işgal edilmiş. Türkiye Cumhuriyeti işgal edildiği zaman Mustafa Kemal Atatürk onlarla oturup görüşüyor muydu Allah aşkına? Görüşüyor muydu? Yoksa ben seni denize dökerim, hakkımı ararım, ondan sonra gel masaya dön. Böyle giderse bakın Kıbrıs'ı da bunlar verecekler. Buradan Binali Yıldırım'ın dikkatini çekiyorum. Trabzon'dan Binali Yıldırım'ın dikkatini çekiyorum. Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından izliyoruz. Kıbrıs'ı aldık, beş parmak dağlarına Cumhuriyet Halk Partisi'nin milliyetçiliğini yazdık. Beş parmak dağlarına, Akdeniz'e yazdık biz bunu. Orada şehitlerimiz var. Kan döktük orada. Bu ülkenin bağımsızlığı için. Şimdi sen kalkacaksın, masalarda Kıbrıs'ın büyük bir kısmını onlara teslim edeceksin. Buna izin vermeyiz. Buna izin vermemeliyiz. Kıbrıs'a niye gittik? Orada soydaşlarımız katlediliyordu. Öldürülüyorlardı. İmha ediliyorlardı. Çoluk çocuk, kadın erkek demeden. Peki Kıbrıs'a gittik ne oldu? Kıbrıs'a barış geldi. Kimsenin burnu kanadı mı? Hayır. Bitti. Şimdi hangi tavizleri verebiliriz diye. Anlam planlı geldiler. Türk kesimi kabul etti mi? Etti. Kim reddetti? Rum kesimi reddetti. Bitti kardeşim. Neyin pazarlığını yapıyorsun? Neyin pazarlığını? Kime, neyi, nereyi peşkeş çekeceksin sen? Bunu kabul etmiyoruz.